Amerika'da ve dünyada olup bitenler Amerikan basında nasıl yansıyor bu sorunun yanıtı için Pınar Sayar Kızılçalı bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri özetliyor. Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby'nin 3 ila 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete 1980'li yıllarda Kozbi şovda canlandırdığı aile babası karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Kozbi'nin 81 yaşında hapse girmesinin ve cinsel saldırgan olarak resmi kayıtlara geçmesinin eğlence dünyasında şimdiye kadar görülmüş en çarpıcı itibar kaybı hikayelerinden biri olduğu yorumunda bulunuyor. Kozbi'ye yönelik cinsel saldırı suçlamaları 1960'lı yıllara dayanıyor. Ancak şimdiye kadar 60'tan fazla kadının Cosby tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etmelerine rağmen sadece Temple Üniversitesi eski basketbol antrenörü Andrea Constant'ın açtığı davadan ceza kararı çıktı. New York Times'ta Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'a ya cinsel saldırı suçlaması yönelten ikinci kadın olan Deborah Ramirez'e karşı saldırıya geçtiğini ve Ramirez'in elinde hiçbir kanıt olmadığını iddia ettiğini yazıyor. Gazete Kavanaugh ve Kavanaugh'u suçlayan ilk kadın olan Christine Blasey Ford'un Senato Yargı Komisyonu önünde ifade verecekleri Perşembe gününün yaklaşmasıyla baskıların arttığını hisseden Trump'ın Demokrat Parti'yi hileli bir oyun oynamakla suçladığını bildiriyor. Habere göre Trump Cumhuriyetçi Partili bazı kongre üyelerinin Kavanaugh'a yönelik suçlamaların ciddiye alınması gerektiği uyarılarına rağmen Ramirez'e yönelik olarak olayın olduğu sırada sarhoş olduğunu, hafızasında boşluklar olduğunu itiraf etti, elinde hiçbir kanıt yok ifadelerini kullandı. Los Angeles Times, Başkan Trump'ın dün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın "Benim yönetimim ülkemizin tarihi boyunca hiçbir başkanın başaramadığı kazanımlara imza attı." şeklindeki sözlerinin Genel Kurul'da gülüşmelerle karşılandığını yazıyor. Habere göre Trump konuşmasında büyük başarılar olarak İran nükleer anlaşmasından çekilme, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma, Birleşmiş Milletler'in desteklediği göç anlaşmasını imzalamayı reddetme ve İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını sıraladı. Göç meselesine de değinen Trump, kaçak ve kontrolsüz göçün tehlikeli olduğunu ve her ülkenin göç politikalarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda oluşturması gerektiğini vurguladı. Los Angeles Times bugün ayrıca Demokrat Partili kadın seçmenler hakkında Güney Kaliforniya Üniversitesi ile ortak yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına yer veriyor. Gazete eğitim seviyesi yüksek, büyük kentlerin banyelerinde yaşayan kadın seçmenlerin Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde sandık başına gitme oranının çok yüksek olacağını, bunun da Demokrat Parti'nin elde edeceği kazanımları artıracağını öngörüyor ankete katılan ve Demokrat Partili adaylara oy vereceklerini açıklayan kadın seçmen oranı %64. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.